Orhun yazıtlarına ilişkin hazırladığımız bantla devam edeceğiz. Ondan ötesine sevgili seyirciler, üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir? Türkiye sadece Anadolu'daki değil, ata topraklarındaki Türk kültürüne de sahip çıkıyor. Türk Koordinasyon ve İşbirliği Ajansı TİKA, Moğolistan'da Türk tarihine ışık tutan Orhun abidelerinden Tonyukuk Anıtı'nın bulunduğu yere müze yapılması için çalışma başlattı. Bölgedeki kurgan kazıları içinde çalışma başlatan TİKA, Moğolistan'da Türk tarihine ait ne varsa ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. İşte şimdi o bandı getirelim ekranlara. Kaan ve Költigin anıtlarının bulunduğu müzedeyiz. Bilge Tonyukuk anıtlarına gidiyoruz. Anıtlarda tarihi meselelerden bahsediliyor. Moğolistan'da bulunan Orhun Vadisi Türk tarihi için önemli bir yere sahip. Türkiye Cumhuriyeti de bu topraklarda Türk tarihine ışık tutmak için TİKA aracılığıyla çalışmalarını sürdürüyor. Evet, burası bir tapınak. Üst tarafında da uçan kuşlar var diyor. TRT Haber ekibi de çalışmalarında TİKA'ya eşlik etti. Moğolistan'daki ilk hedef kurganların bulunduğu alan. Bölgede şu ana kadar yalnızca bir kurganda kazı yapılmış. Kazı yapılması planlanan diğer kurganlar için Moğolistan ve Türkiye işbirliği yapacak. Burası 700 dönümlük bir sit alanı, tarihi bir mekan. Bu bölgede 17 tane büyük kurgan yer almaktadır. Şu anda bulunduğumuz nokta Alsur, yani kırmızı surlarla çevrilen bir bölgedeyiz. Burası arkeologların tespitine göre 6. ve 7. yüzyıla ait bir şehir olup henüz bir arkeolojik kazı gerçekleşmemiştir. Kurganların bulunduğu bölgeden Bilge Kağan ve Kültekin yazıtlarının bulunduğu müzeye gidiyoruz. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini, töreni kim bozabilir? Göktürk tarihinin önemli yazıtlarından Bilge Kağan ve Kültekin yazıtlarının bulunduğu müzedeyiz. Bu müze Göktürk tarihine ait önemli eserleri içinde barındırıyor. Müzenin yapılışında TİKA önemli görevleri üstlenmiş. Biz şu anda tam olarak Türk tarihinin beşi olan Orhun Vadisi'ndeyiz. Orhun Vadisi'nde adını bu vadiden alan yazıtlarımız bulunmakta. Bilge Kağan ve Költigin yazıtları. Bir de buraya yaklaşık 550 kilometre mesafede Tonyukuk anıtımız var. Bunları kompleks olarak biz Orhun yazıtları adını veriyoruz. Aynı döneme ait oldukları için. Aynı dönem derken 6. ve 8. yüzyıl anlamak gerekir. 1. ve 2. Göktürk dönemleri Moğolistan'daki Türk izleri açısından son derece önemlidir. Fakat bu yazıtlar 2. Göktürk dönemine ait olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. 8. yüzyıl olarak zikredebiliriz. Burada az önce de bahsettiğim üzere Bilge Kağan ve Költigin anıtları koruma altına alınmış durumda. Fakat malumunuz 1994 yılında Moğolistan Hükümeti ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, yani kısa adıyla TİKA arasında yapılan MOTAP, Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi kapsamında Moğolistan genelinde bulunan Türk kültür varlıklarının ortaya çıkarılması, korunması ve uluslararası ilim camiasına tanıtılması anlamında yürütülen son derece önemli ve büyük bir projedir. 2000 ve 2003 yılları arasında Orhun Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu kazılara Türkiye'den değerli bilim adamları ve Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü'nden de bu alanda uzman arkeologların katılımıyla başarılı kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş. Kazı çalışmaları neticesinde elde edilen bulgular değerlendirilerek kitap halinde yayınlanmıştır kazı raporları. Ayrıca bu sahada bulunan buluntular restore edilerek koruma altına alınmış. Bu maksatta inşa edilmiş olan kazı evi daha sonra 2008 yılında müzeye çevrilmiş. Şu an bu müzenin içerisinde bulunmaktayız. Orhun Müzesi olarak da
Burada ziyarete gelen turistlere, yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Müzeye ulaşmak için Karakorum şehrinden müzenin bulunduğu noktaya kadar 46 kilometrelik yol Türkiye tarafından yaptırılmış. Burada sadece iki anıtımız bulunmamakta. 2000 yılı kazılarında Bilge Kağan'ın hazinesi olarak lanse edilen bir takım değerli eserler bulunmuştur. Yine sağ tarafımızda göreceğimiz bir Bilge Kağan'ın tacı söz konusudur ki kültürel anlamda büyük bir anlam ifade etmektedir. Zira tacı yakından incelediğimiz zaman Zümrüt Anka diye bildiğimiz efsanevi kuş ve onun ağzında da bir yakut görüyoruz. Ayrıca aynı figürü biz Költegin'in heykelinin başında da börkün üzerinde aynı kuşu yine görebiliyoruz. Bu da Göktürkler için ayrı bir anlam kazandığını, ayrı bir anlam taşıdığının göstergesi olarak görmeliyiz biz de. Bir siyasetname niteliğindeki yazıtlar Türk tarihinden kesitler içeriyor ve Türk halkına nasihatler içeriyor. Ortak düşmana karşı birlik olma, diri olma mesajlarını buradan anlayabiliyoruz. Ayrıca bir Kağan'ın taşıması gereken nitelikler anlatılmakta. Bunun yanı sıra halkın, Türk halkının Kağan'ına karşı sorumlulukları da yine yer almaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde aslında her Türk evladının muhakkak bu toprakları ziyaret etmesi, bu anıtları yerinde görmesi, onlara dokunması ve bu havayı hissetmesi son derece elzemdir. Müzenin yıpranmış bölümlerinin tadilatı için ön çalışmalarını tamamlayan ekibin ikinci adresi Bilge Tonyukuk Anıtları. Bilge Tonyukuk Anıtları'na gidiyoruz. Bu yol geçtiğimiz yıl Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırıldı. Dünya standartlarındaki yol bizi anıtlara götürecek. Yolda atlı turist kafilelerini görüyoruz. Tarihi yazıtları ve Moğol kültürünü yerinde görmek isteyenler atlarla seyahat etmeyi tercih etmiş. Açık havada bulunan yazıtların etrafı yine tika tarafından korumaya alınmış. İkinci Göktürk döneminin önemli vezirlerinden Bilge Tonyukuk anıtlarındayız. Anıtlarda tarihi meselelerden bahsediliyor ve aynı zamanda Türk milletine birlik ve bütünlük mesajları veriliyor. Bu anıtların da üzerinin ve etrafının kapanması için çalışmalara başlandı. Biz bundan önceki dönemde Bilge Kağan anıtlarının korunmasını gerçekleştirdik, müze haline getirdik ve yolunu yaptık. Şu anda da Bilge Tonyukuk anıtlarındayız. Bilge Tonyukuk, Göktürk Devleti'nin bilge vezirlerinden, bilge yöneticilerinden. Bilge Tonyukuk tarafından yaptırılan bu eserler sizler de gördüğünüz gibi bu doğa şartlarında ve buraya gelen araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda her geçen gün hasar görüyor, zarar görüyor ve artık zamana karşı daha dayanıksız hale geliyor. Biz bu alanın, bu mekanın bütün dünyaya hizmet verilmesi, artırılması ve tanıtılması için biraz önce geçtiğimiz yaklaşık 11 kilometrelik yolun yapımını gerçekleştirdik çok yakın bir zamanda ve önümüzdeki günlerde de buraya, bu alana, bu gördüğümüz yere bir müze kuracağız. Öncelikli olarak burada Türk ve Moğol uzmanlar bir araştırma yapacaklar, araştırma kazısı yapacaklar. Buradan çıkan eserlerle birlikte bu bölgede, bu anıtların üzerine bir müze yapacağız. Bu sayede Türk tarihine, geçmişimize yönelik önemli bilgiler bulacağımızı ve bu alanı dünyanın birçok yerinden tarihçiler ve bilim adamlarına hizmet edecek hale getirmesini amaçlıyoruz. Çünkü bunlar bizim geçmişimizin önemli kaynakları. Türk tarihinin ilk yazılı eserleri bunlar. Bunları bundan sonraki yüzyıllarda korumak ve geleceğe taşımak bize boynumuzun borcu. Ve biz dik olarak bu çalışmaları en güzel ve en başarılı bir şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda biz Moğolistan bakanlar tarafından da her türlü kolaylığı da görüyoruz. Moğolistan Kültür Bakanlığı'nın yaptığımız görüşmelerde bunlara ilişkin biz mutabakat saptanı imzaladık. En yakın zamanda da çalışmalara başlayacağız inşallah. Görünen o ki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın girişimiyle Ata topraklarındaki Türk tarihi gün yüzüne çıkmaya ve korunmaya devam edecek.